Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan berber, kuaför, güzellik salonu, alışveriş merkezleriyle giyim eşyası, ayakkabı, çanta, züccaciye gibi ürünlerin satıldığı işletmeler bugünden itibaren kontrollü şekilde faaliyete geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Mayıs 2020'deki Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından koronavirüsle mücadelede normalleşme süreciyle ilgili açıklamalarda bulunmuş, şartlarının sağlanmasıyla alışveriş merkezlerinin yanı sıra berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmelerin etmelerin 11 Mayıs'ta faaliyete geçebileceğini belirtmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da geçiş yapılacak dönemi kontrollü sosyal hayat olarak adlandırmıştı. İçişleri Bakanlığı 6 Mayıs 2020'de valiliklere bir genelge göndererek berber, kuaför ve güzellik salonlarının çalışma esaslarını belirledi. Genelgeye göre berber, kuaför ve güzellik salonları 09.21 saatlerinde çalışacak, müşterileri randevu sistemiyle hizmet verilecek. Kontrollü sosyal hayata geçişin ilk büyük adımları bugün Atıldı. Berber, kuaför ve güzellik salonlarında çalışanlar maske kullanacak, müşterilerse işleme göre maske çıkarabilecek. Bu işyerleri aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul edemeyecek, bir koltuk dolu bir koltuk boş olacak şekilde hizmet verecekler. İş yerinde en fazla bir müşterinin beklemesine müsaade edilecek. Berber, kuaför ve güzellik salonlarında müşterinin oturacağı, temas edebileceği tüm alanlarla zemin dezenfekte edilecek. Her işlem sonrasında bu dezenfeksiyon tekrarlanması sağlanacak. Müşteriye yönelik işleme başlanmadan önce çalışanlar müşterinin görebileceği şekilde ellerini dezenfekte edecek ya da her müşteri için ayrı olmak üzere steril eldiven kullanılacak. Saç kesimi, yıkama, boyama gibi hizmetler esnasında tek kullanımlık kağıt havlu önü kullanılacak ya da her müşteri için ayrı malzeme olması sağlanacak. Hizmet alan müşteri için kullanılan malzemeler gerekli sterilizasyon sağlanmadan kesinlikle başka müşteride kullanılmayacak. İsterlerse kendi kişisel havlu, tarak gibi malzemelerini yanlarında getirebilecekleri hususu randevu aşamasında müşterilere bildirilecek. Berberlerde jilet ustura ile sakal tıraşı yapılması hizmeti geçici süreliğine verilmeyecek ancak sakal tıraşı makineyle kısaltma şeklinde yapılabilecek. Saç kesimi esnasında yüz ve baş bölgesinde kalan kesilmiş saçların ve kullanılan araç ve gerecin geçici süreliğine temizlenmesi için kullanılan ense fırçasının kullanımı geçici süreliğine durdurulacak. Kadın kuaförleri ve güzellik merkezlerinde cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetleri geçici süreliğine verilmeyecek. İçişleri Bakanlığı'nın 7 Mayıs 2020'de yayımladığı genelgeyle pazar yerlerinde giyim, oyuncak, çiçek, fide, züccaciye ve nalburiye malzemelerinin satışına yönelik kısıtlamada yarından itibaren kaldırılıyor. Söz konusu malzemelerin satışını yapacak pazarcı esnafı daha önceki yayımlanan genelgelerle mevcut pazar yerleri için getirilen her bir satış yeri arasında en az 3 metre mesafe olması şartı, pazarcı esnafının ağız ve burnunu kapatacak şekilde maske kullanması tedbirleri başta olmak üzere belirlenen tüm kurallara uyacak. Koronavirüs salgını nedeniyle geçici süre kapatılan alışveriş merkezleri de kapılarını açtı. Daha önce market, eczane ve hijyen ürünleri satan firmalar dışında hizmetlerini durduran AVM'lerde restoran, kafe, spor ve eğlence sektörü dışındaki işyerleri faaliyet gösterecek. Buna göre AVM ve içindeki işyerlerinin görünür yerlerine Covid-19 önlemleriyle ilgili afişler asılacak. AVM ve iş yerlerinin girişinde ayrıca içerisinde uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulacak. AVM'de olabildiğince fazla sayıda giriş kapısı açılacak. Giriş ve çıkışlar kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenecek ve zeminde tek yönlü gidiş geliş işaretleri konulacak. Alışveriş merkezinde kişi sayısı her 10 metrekareye bir kişi olacak şekilde sınırlandırılacak. AVM'den çıkan kişi sayısı kadar kişinin girişine izin verilecek. Girişte tıbbi maske takılacak ve maskesi olmayan içeri alınmayacak. Girişte ateş ölçümü yapılacak. Ateşi 38 dereceden yüksek olanlar içeri alınmayıp sağlık kuruluşuna gitmesi istenecek. Müşteriler anonslar ya da videolarla COVID-19 kapsamında AVM'de uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendirilecek. Bu anonslarla AVM ziyaretinin 3 saatten uzun olmaması ve grup halinde dolaşılmaması istenecek. Yemek katındaki her türlü masa ve sandalyenin kullanılması engellenecek.